Bir yeni faktör var şu anda hmm, hmm. Ee, mülteciler meselesi ve Ümit Özdağ o çıtayı bu konuda yükseltti. Yani mülteciler diye bir mesele vardı ama böyle siyasetin tam ortasında değildi. Böyle kenarından köşesine hmm. arada tartışılıyordu. Fakat o böyle işte esas mesele budur ee, ve burada radikal çözüm yükseltti. Diğer partiler de biraz bunun altında kaldılar, ona yetişmeye çalışıyorlar falan. Hani diğer dünyadaki ülkelerde benzer örnekler yaşanıyor. Bu Ümit Özdağ örneği. Tabii şu anda daha ölçülmedi bu. Siz de ölçeceksiniz bunu herhalde anketlerde, bir şeyler görülecektir. Bazı anketçiler işte çok sürpriz sonuçlar var falan diye şeyler yazdılar. Bilmiyoruz onları daha görmedik. Orada e, nasıl bir etki yaratabilir? Muhalefete mi etki eder? E, İktidara mı etki eder? Bunun sonucunda ortaya çıkan sonuç e, kime yarar? O, o konudaki analizinleri. Benim kanaatim şu an sadece Ümit Özdağ'a yarar bu. Yani iktidar ve muhalefet arasında bir e, tercih yapmak zor. Önümüzdeki dönem ikisinin de nasıl bir politika belirleyeceğine bağlı. Şöyle birkaç şey daha açıklayayım e, Yıldıray müsaade edersen. Bir, Türkiye'de bir net mülteci rahatsızlığı var. Bu iki yıldır falan çok rahat ölçülebiliyor. Ve bu çok yüksek boyutlarda. Yani yüzde yetmişlere, seksenlere varan bir iktidarın mültecileri yönetme tarzına yönelik eleştiri var. Hı hı. Gitmesi gerekir yani gitmelerine yönelik de bir talep var, bir arzu var. Bu bir kere açık. Ümit Özdağ bunun net perdesiz bir şekilde sözcülüğünü üstlendiği için bunun sözcülüğü payesinden şey alacak faydalanacak. Fakat bu sadece bence mültecilerle ilgili bir mesele de değil. Daha geniş bir boyutu da var bu olayın. Türkiye'de Net siyasi çizgisi olan partiler yok artık. Yani siyasetin doğru ilkeler şunlardır ve ben sözümü sakınmadan bu doğru ilkeleri söylüyorum diyen siyasi aktörleri kalmadı. Yani hmm. iktidar ve muhalefetin birbirine benzer oylarda oy alıyor olmaları, her ikisini de seçmen kaçırmayalım e, endişeleri, her ikisini de siyasetsiz bir fotoğraf vermelerine yol açıyor. Türkiye'de şu anda siyaset yapan lider yok. Siyaset yapan parti yok. İktidar da siyasetsiz. Muhalefet de üç aşağı 5 yukarı siyasetsiz. Yani temel meselelerde riskli adımlar atmıyor. Şimdi Ümit Özdağ uzunca bir süredir ilk defa somut bir siyaset yapıyor. Somut. Yani bir şey sorulduğu zaman kendisine net olarak ben gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün konuları bir... da oraya bağlıyor. Evet oraya bağlıyor. Yani net bir bir damar yakaladı. Evet bu damar üzerinden de. siyaset yapıyor. Bu damarın Türkiye'de bir karşılığı olacak bence. Hmm. Yani genç parti dönemiyle kıyaslamalar yapılıyor. Ben bu kıyaslamaları da doğru buluyorum. Yani genç parti de net bir damara yaslanan bir lümpen milliyetçi bir şeye yaslanıyordu. Öfkeli, reaktif, konjonktürel gelişmeler üzerinden aslında genç partiye verilenlerin bir kısmı da protesto oylarıydı. Yani mevcut siyaseti protesto etmeye yönelik oylardı. O anlamda Ümit Özdağ'ın bir nebze oyu olacak. Yani bu bir nebzenin yüzde %7'leri onları bulmasını uzak ihtimal görüyorum. Ama bir kendisini siyasetten var kılacak. Şimdi bu insanlar e, onun böyle bir anda ortaya çıkmasını bazı muhaliflerle diyorlar ki bu bir proje ve muhalefetin oylarını almak üzere ortaya çıkmış bir proje. Sadece muhalefetin oylarını almayabilir. İktidardan da bir, bir nebze oy alabilir. Yani nereden ne oya kararsızların bir kısım oyunu alabilir. Yani Kararsızlarda bir sürü protesto oyları var. O protesto oyları mevcut siyasete güvenmediği için kararsızdalar. Burayı bir tercih edelim biraz siyaseti karıştıralım duygusu o kararsız seçmende anlamlı bir alternatif olarak gözükebilir. Bir bu. İkincisi ben Ümit Özdağ'ın alacağı oyların siyasetin kaderini değiştireceğini düşünmüyorum. Hmm. Ümit Özdağ siyasetinin siyasal söylem üzerinde siyasi politikalar üzerinde yaratabileceği yetkinin siyaseti değiştirme potansiyelini daha yüksek görüyorum. Şöyle şimdi bu yeni bir olgu değil. Avrupa'da da Batı'da da gördüğümüz aşırı sağ partiler var. Bu aşırı sağ partilerle nasıl e, ilişki kurulur, bu aşırı sağ partilerle nasıl bir dil kullanılırla ilgili Batı'da çok e, oturmuş literatür var artık yani. Kabaca bakarsanız 3-4 farklı yöntem deneyenler var. Bir kısmı diyor ki biz bu aşırı sağ partilerin görüşlerinin kamusallaşmasını, meşrulaşmasını, merkeze yerleşmesini engellemek üzere yok sayalım. Hmm. Tartışmayalım, muhatap olmayalım, eleştirmeyelim, doğrusunu onun üzerinden referansla ortaya koymayalım. Medya organlarını açmayalım çünkü bu fikirler kamuoyunda konuşuldukça bütün siyaseti etkiliyor. Hmm. Bunu en başarıyla yürüten ülkelerden birisi Almanya mesela. Allah. Almanya yok sayıyor doğrudan. Bir kısım ülkeler, bu burada çok güçlü bir direnç gelişiyor. Bu güçlü öfkeyi yumuşatarak e, siyasete kanalize edelim diye düşünüyor. Türkiye'de 70 ve 80'lerde merkez sağ ve solun, radikal sağ ve solun fikirlerini kullanıp kitlelerin şiddete bulaşmasını engellemeye ortanın, yönelik bir strateji solu. geliştirmeye evet. benziyor bu. Biz bu fikirleri e, onun kadar sert söylemeyelim ama toplumda varsa bu damar bu damarın sözcülüğünü daha ılımlı bir şekilde daha barışçıl bir şekilde biz dile getirelim diyorlar. Türkiye'de şu anda muhalefetin yaslandığı damar bu yani bunun üzerinden götürüyor. Bir kısmı iktidarla ortaklıkla dengelemeye çalışıyor bir kısım İskandinav ülkelerinde vesaire. Ben bu Ümit Özdağ üzerinden başlayan şeyin siyaseti erken dönemde çok hızlı heyecanlandırdığını düşünüyorum. Bence siyaset biraz soğukkanlı davranabilseydi. Bu meselelere medya biraz Soğukkanlı davranabilseydi Ortada olmayan bir şeyi yaratmadı Ümit Özdağ Bir şey de keşfetmedi vardı orada bu duygu 2 yıldır var 3 yıldır var Ve bu duygu Akıyordu bir mecraya Ümit Özdağ bunu gündeme getirdiği anda herkes burada bir potansiyel var bu havuzdan yararlanırım duygusuna Kapıldı Bu konuşuldukça Ümit Özdağ faydalanacak bundan Ümit Özdağ'ın dışında bir Faydalananı olmayacak bir İkincisi. Bunun çok ciddi bir e, toplumsal barışı tehdit etme ihtimalini de görüyorum doğru yönetilmediğinde. Muhtemelen iktidar da muhalefette bu riski göz önünde bulundurarak bu söylemle muhatap oluyorlar. Yani bu söylemin kaymasını, radikalleşmesini engelleyelim. O yüzden bunun güçlü aktörleri de var bu talebin, bu duygunun diye düşünerek bu meseleye giriyorlar. Fakat bu bunun sürekli gündemde tutulmasını yol açıyor. Ben şunu şunun daha doğru olacağını düşünüyorum. Bir, iktidarın önünde çok ciddi bir problem var. Bu mülteci meselesinin yükü iktidarın omzunda. İktidar hem bu mültecilerin buraya gelmesinden sorumlu hem mülteci probleminin toplumda ciddi bir soruna dönüşmesinden sorumlu. Yani bunu yönetme, bunu belli politikalarla, ee, siyasete tahvil etme, belli söylemlerle uyum politikalarına dönüştürmenin yükü iktidarın omuzunda bugüne kadar bunu yapmadı. Önümüzdeki dönemde de ne kadar yapabilir bilmiyorum. Yani bence Erdoğan'ın söylemi bir yerde tutuyor biraz. En azından AK Parti kitlesinin durmasını sağlıyor. Ee, Bahçeli'nin söylemi de biraz MHP kitlesinin durmasını sağlıyor. Bir de onlar da katılsaydı bu şeye. Evet daha, daha farklı bir yere oluyor. giderdi. Fakat en azından söylemsel olarak dursalar bile bu problemin çözümüne fayda sağlamıyor. Bu iktidar için doğru bir politika değil bence. Yani hmm. asgari olarak doğru fakat bu iktidara fayda sağlayacak bir politika değil. Yani sadece ben göndermeyeceğim, tutacağım üzerinden oyunu koruması da zorlaşabilir önümüzdeki dönemde. Yeni oy da elde edemez. Bir ama gitti bunu, geldi ama. Evet bunu yönet. Ya o gitti gelmeleri biraz bence Bahçeli ile Erdoğan arasındaki senkronizasyonu sağlamaya yönelik münferit bir şeydi ben hmm. diye düşünüyorum. Yani Bugün bak... Bahçeli'de biz destek vereceğiz demiş. Üst evet. İktidarın, mülteci politikasını destek vereceğiz demiş. Aynen yani orada zaman zaman sert söylemler kullanıldığında senkronizasyon problemi oluşuyor. O senkronizasyon problemini gidermeye yönelik fine tuning şeyler yapılıyor iki lider arasında. Peki bu olay bu kadar Bunu yoksa siyaset... bir damar mı arıyorlar? Hani orada bir bakıyorlar fakat bu kadar mesela bir haftada ölçülebilir mi? Yani bu işte göndereceğiz dedi. Bunun etkileri bir hafta içerisinde ölçülmesi mümkün mü? Ya Elbette yani bugünün fotoğrafını çekebiliriz. Yani Zafer Partisi ya da Ümit Özdağ'a yönelik şey ne kadar sempati ne kadar bu ayki araştırmalarda çıkar. Bu seçimlere bir şey söylemez yani. Yok yok hayır. şunu söylüyorum. Şimdi Erdoğan işte bir ay önce dedi ki biz ne olursa olsun göndermeyeceğiz dedi. Yine Enser macir muhabbeti yaptı. Sonra döndü dedi ki onurlu bir şekilde göndereceğiz dedi. Ama aradan daha 10 gün geçmeden tekrar geriye döndü. Yok dedi göndermiyoruz biz. Kim ne derse desin. Bence bu iki söylemi birlikte kullanacak Elif. Hı -hı. Yani önümüzdeki Hem göndereceğiz dönem... hem göndermeyeceğiz. Şöyle mi? yani göndereceğizle biraz muhalefetten farklı olarak evet biz buna ev sahipliği yapmaya can atmıyoruz. Bir sorumlulukla buradalar. Biz uygun bir yolla elbette göndereceğiz. Yani Hı -hı. dolayısıyla rahat olun mesajı veriliyor bunun üzerinden. Hı -hı. Yani yoksa ben o ikisinin iki farklı politika olduğunu düşünmüyorum. Bu iki politikayı aynı anda sürdürecek bence söylemsel olarak. Yani bir taraftan e, hem muhalefete hem kendi kitlesine e, önünü açmayacak bu tartışmanın yani. Bir de o e, mülteci karşıtı cephe sadece mülteci karşıtı olarak görünmüyor. Oradaki milliyetçilik ee, ve e, eski söylem yani eski söyleme çok yakın. Ümit Özdağ zaten onun temsilcisi yani eski bütün statik konun bütün ideolojisine sahip biri. O söylemin güçlenmesi e, muhafazakar kesimin bir kısmını ve Kürtleri de endişe ettiriyor aslında. Yani o yani, öyle o endişeyi de biraz şey yapıyor hani o yani bence. benim kanaatim iktidar da muhalefet de mültecilere yönelik politikaları yüzünden oy kaybedip oy kazanmayacaklar. Hı, önemli. Evet. Yani benim kanaatim şu. Mülteci meselesinin kamuoyunda tartışılma tarzı iktidarın ülkeyi yönetme biçimine yönelik bir algıya destek verdiği ölçüde iktidara zarar verecek. Yani bunlar ülkeyi yönetemiyor duygusunu beslediği ölçüde iktidara bir zararı olabilir. Fakat ne muhalefet yarın göndereceğim dediği için Yeni seçmen kazanacak bence. Zaten mevcut seçmenin çoğu muhalefette zaten oy veren seçmen. O nedenle bugün itibariyle görülen tek kazanan Ümit Özdağ bence bu işte. Hı hı. Ümit Özdağ da ne kadar kazanacağını önümüzdeki dönem iktidar ve muhalefetin Ümit Özdağ'la iletişim kurma tarzına bağlı biraz. Hı hı. Ben o yüzden Ümit Özdağ'ın söylemlerinden öte bu söylemlerle nasıl bir diyalog kurulmalı önemli olan o bugünden hı hı. itibaren. Yani muhalefet bu Batı Avrupa'da 20-30 yıllık aşırı sağ partilerle kurulan iletişim stratejilerinden hangisini tercih edecek, bunun kendisine faydası zararı ne olacağı bence iyi belirleyip bir politika belirlemeli. Yani iktidarın kendisi için de bu geçerli bir şey. Evet. İktidarın artı olarak bu meseleyi yönetme tarzı sadece söyleme bağlı değil, ne politikalar geliştireceğine de bağlı olacak. Yani önümüzdeki dönemde eğer 1 iki ay içerisinde mülteci politikasını yönetmeye yönelik güçlü bir eylem planı ortaya koyabilirse iktidar, bence muhalefetin de elindeki bu silahı oldukça değersizleştirebilir. Yine Ümit Özdağ 2 üçlük bir e, reaksiyoner, öfkeli kitleyi yerinde tutabilir. Ama bunun muhalefete yönelik güçlü bir e, hamle olma imkanı ortadan kalkar muhalefet açısından. Hı. Yani muhalefetin önümüzdeki dönemde Ümit Özdağ'la ya da bu meseleyle nasıl iletişim kuracağını netleştirmesine ihtiyacı var. Çünkü bu mesele konuşuldukça muhalefet faydalanmıyor bundan. Ümit Özdağ faydalanacak. İktidarın söylemsel olarak söyledikleri önemli ama politika olarak da ne yapacağını ortaya koyması lazım.